Müteahhit cevval çıktı vali beyim. Tamir, tadilat ne varsa 3 ayda bitiriverdi. Yol problemi vardı, çözdük. Çocuklara servisi de tahsis ettik. Bir de öğretmenimiz atanaydı. Tayini çıkan öğretmen gitmem deyip basmış istifayı. Bakanlıkla bir daha konuşacağım. Yine olmazsa gönüllü öğretmen bulup valilikten öderiz maaşını. Allah razı olsun beyim. İlk yarı neredeyse bitti efendim. Çocuklar çok zaman kaybetti. Tatillerde çalışır kapatırlar Veysel. Hatta öne bile geçerler. Bu memlekette tatilden bol ne var? Muhtar, sana bir şey soracağım. Buyur beyim. Köyde çok az genç var. Nereye gidiyor bunlar? Çalışmaya vali bey. Malum yoksulluk. Bana gelen haberler pek öyle değil muhtar. Çoğu asker kaçağı. Ne diyorsun bu işe? Vallahi ne diyeyim beyim. Çünkü askerlik çağına gelenler ordunun değil başkasının silahını tutuyorlar da ondan. Yalan mı muhtar? Vallahi evladımı, civanımı geçen kış toprağa vermişim. Geldiler bir uğursuz gece alıp götürdüler. Vermeseydin? Ben vermesem kendi gidecekti. Gidecek kendi canından korkar. Kalırsa öldürecekler. Çıkarsa da belki yaşar. Bize neden gelmedi muhtar? Adamlar senin canını, evladını almış. Köylünün sırtından geçiniyorlar. Devlete neden hala başvurmazsın muhtar? Başvurup ne yapacağım bey? Bir hır çıkarsalar, devlet Karasu'nun öbür tarafından gelene kadar köyde taş üstünde taş bırakmazlar. İşte başbunların hali. Buldular mı Gülayşe ana? Buldular ya, sağ olsunlar. Allah senden razı olsun. Senden de anacığım, senden de. Demirciler, Erzincan'ın köyüdür. Ben de Erzincan'ın valisiyim. Bu şehirle aramızda Karasu da olsa, okyanus da olsa, ki bu ilelebet böyle gitmeyecek, sizden evladınızı isteyenlere, nafakanızı isteyenlere boyun eğmeyin. Onlardan korkmayın. Her şeye rağmen, bütün eksik noksanına rağmen, deprem olduğunda, bu şehir yerle bir olduğunda arkanızda devlet vardı. Bunu unutmayın. Yaralarınızı devlet sardı. Başkaları değil. Hadi kalın şimdi sağlıcakla. Güle güle yavrum. Yolun açık olsun.